MasterCam 2020 yeniliklerine hoş geldiniz. MasterCam 2020 yeniliklerinde daha önce de belirttiğimiz gibi sadece cam kısmında yok, aynı zamanda CAD kısmında da oldukça fazla yenilik yapıldı. Bu yeniliklerden birini şimdi size göstereceğiz. Unsur ekleme, geçmiş ekle dediğimiz komut şuradaki. Bu komut ne işe yarıyor? Ekranda gördüğünüz gibi bir katı modeli başka bir CAD sisteminden getirebilirsiniz veya ana firma size göndermiş olabilir. Bunda gördüğünüz gibi katı model tek gövde, tek bir katı şeklinde gözüküyor. Bunlar ayrı ayrı. Bunların üzerinde unsur dediğimiz her bir özellik yok. Üstten baktığımızda mesela burada şey görüyoruz. Parçayla alttaki aparatın deliğinin aynı olduğunu görüyoruz. Bunların unsur olsaydı bunları biz rahatlıkla değiştirebiliyorduk parametrik olarak. Bu şekilde müdahale edemiyoruz. Mesela parçayı kapatayım. Bu aparat, aparattaki bu deliklerin çaplarını ve bunları parametrik olarak görmüyoruz. Bunları parametrik olarak görmek için eskiden de, yani daha önceki versiyonlarda özellik unsur bul diye bir komut vardı, find feature diye. Şimdi 2020'de add history dediğimiz geçmiş veya unsur ekle geldi. Bunun ne avantajı var? Aslında delik delmek için bu çaplarını büyütmeye gerek yok. Fakat ileride tekrar bu modeli kullanacaksak, ileride tekrar bir herhangi bir sorunla karşılaşmamız için modeli şimdiden düzeltmekte fayda var. Bunu da unsur ekleyerek yapıyoruz. Mesela buradaki deliklerin çapını ölçelim. 16 milimetreymiş. Bu da 34 küsürmüş. Bunları revize edelim. Parametrik olarak da bir revize edeceğiz. Nasıl ediyoruz? Model onlara geliyoruz. Geçmiş ekleye geliyoruz. Burada yeni Add History dediğimiz yeni menünün içeriğine bakalım. Operasyonları oluştur. Tek bir işlem oluştur. Bunu aktif pasif yapabiliyoruz. Aktif yaptığımız zaman çapları aynı olan delikler için tek bir operasyon yapıyor. Ama her biri için yapacaksak bunu pasif yapmamız lazım. Delik olarak işleyeceğiz. Delik işlemleri yüzey rengini dahil et diyoruz. Burada mesela diyelim ki çapları bilmiyoruz. Minimum, maksimum. Minimum 0, 0 ile 5 arasını buluyor. Tabi burada 5'ten daha büyük var. Bilmiyorsak, elimizde de resim yoksa mouse'un sağ tuşuna basıp yay radüsünü göster dediğimizde mouse'a gelip işaretliyorum. Bakın 8 verdi. Veya bir daha basıyorum, daha büyüğünü gösteriyorum ki o aralığı da bulsun. Evet, şimdi 0 ile 17 arasındaki delikleri bulacak ve aynı çapları tek operasyon. 5 tane delik buldu ve bunları bir body üzerinde, yani bir solid üzerinde buldu. Şimdi katıya bakıyoruz. Bakın onları ekledi ve tıkladığım zaman görüyorum. Bakın kademeli. Mesela bunu, şimdi buna iki defa klik klik dediğimde çapı 16 mm olarak gördük. Az önce ölçmüştüm 16. Ben bunun çapını biraz küçültmek istiyorum. Daha önce gösterdiğim gibi parçayla hemen hemen aynı çapta. 14 diyorum mesela. Tamam dedim. Bakın değişim oldu ve burası kirli gösterdi. Yenile dediğim anda bunu yeniledi. Aynı şekilde kademeli olana tıklıyorum. Kademeli olan da 14. Burasını da 35 yapayım mesela. 35. Küçük olan deliği de 6 yapayım. Bunlara da tamam dediğim anda bu da değişti. Bunu da yenile diyorum. Yenile dediğimde istediğim gibi oldu. Şimdi katmandan bunu üstten bakıyorum. Bakın üstten baktığım zaman şimdi arada bir fark oluştu. Dolayısıyla bunu aparatı kullanırken rahatlıkla kullanabileceğim. Bu özellik oldukça önemli bir özellik modeli revize etmede. Özellikle kalıpçılıkta, otomotivde, uzay havacılık, savunma sanayi gibi parçalar için çok güçlü, çok faydalı bir komuttur. Bunun gibi birçok daha özellik geldi 2020'de. Bunları sizlere sırayla anlatacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.